Cloud. Heh, tamam. Rekorda başladı abi. Buradan biz keseriz gerekirse. Süper. Hazırsak başlayabiliriz. Tamamdır. Ben de şöyle bir yapayım. Olmayan saçlarımı düzelteyim. Evet, merhabalar. Sinan Güler bizim şu an karşımızda. Ben çok heyecanlıyım. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk Altun, nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu davetimizi kabul ettiğin için, kabul ettiğin andan itibaren tüm gönüllü ekibimiz çok heyecanlandı. Bizi paylaştın. Bizi gerçekten oyunlaştırmaya olan ilgimizi çok mutlu ediyor. Tekrardan özel bir teşekkür etmek istiyorum sana. Zamanın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ve özellikle bu özel etkinliği bu hale getirdiğiniz için ve bana destek olduğunuz için ayrıca teşekkürler. Zaman kısıtlaması ve zaman çakışmasından dolayı kulübümle ve antrenmanlarla sizin ekiple ve diğer paneldeki diğer katılımcılarla bir araya gelemedim. Kusura bakmayın sınırlar o yüzden. Ama sizinle sohbet ediyor olmak bile bana da heyecan veriyor. Çok teşekkürler Evet, davetiniz hayırlı için. sezonlar olsun şimdiden. İlk antrenman Teşekkürler. maçlarıyla başladınız. İnşallah yine sağlıklı, mutlu, güzel bir sezon geçirirsin. Seni biz çünkü Umarım. yani ben şahsen Fenerbahçeliyim. Hani kızmazsan Fenerbahçe döneminde şampiyonluk kazanan kadromuzdaydın zaten. Efsane kadromuzda. Keyifle izlemiştim. Ufak düzeltme yapayım. Değildim o kadroda. Bir sene sonra geldim ben. Öyle mi? Aa, süper. Evet. Ben senin hani hakikaten izlemiş, Fenerbahçe formasıyla da izlemiş. Hani karakteriyle de sonuçta sadece basketbolda değil, örnek olmuş birisin. O yüzden bizim için gurur verici. Milli basketbolcumuz Sinan Güler bizde. Şimdi tabii Çok seni teşekkürler. tanıyanlar milli basketbolcu. Şu an Darüşşafaka takımında Evet. devam eden kariyeri bir profesyonel basketçi olarak görüyor. Ama bir aynı zamanda girişimci ve aynı zamanda aslında bir mentor. Ben özellikle Sinan Güler'i sen kendin biraz anlatmanı istiyorum. Seni tanıyanlar spor karakterini biliyorlar ama diğer işte kariyerinde Gülerlecisi ve özellikle spor hızlandırma programlarını ve girişimcilere verdiğin mentorluk artı yatırımcılık karakterini de duysunlar istiyorum. Sinan Güler biraz Sinan Güler'i bahsetsin. Bir oyunlaştırma terminolojisinden gidiyor olayım. Sinan Güler 37 level bir insan her şeyden önce. Ve hayatın içerisinde farklı rozetleri toplama fırsatı bulmuş kendine. Öncelikli olarak herhalde en üzerine yapışmış rozeti basketbol. Doğduğu andan itibaren basketbol sahası içerisinde büyüdüm ve Malcolm Gladwell kendi Outliers kitabında çok daha net bir şekilde anlatıyor. Ya işte 10 bin saat bir işte profesyonel olman için yeterli veya o işin piri olduğunu anlatabilmek adına yeterli olduğunu düşünüyor. Ben galiba yaklaşık 30 bin saate doğru gidiyorum basketbolun içerisinde geçirdiğim vakte. Ama aynı zamanda da işte hem profesyonel kariyerinde oynadığım kulüpler olsun hem altyapılarda geçirdiğim zaman sonrası eğitimim olsun. O level'ları geçerken, hayatımın senelerini yaşarken meraklı bir insan olduğumu gördüm. Ve merakımın içerisinde de tanıştığım kişiler demeyeceğim ama merakımın içerisinde tanıştığım olgu paylaşmak oldu. Belki basketbolun içerisinde birbirine verdiğin paslardan yola çıkarak olsa gerek. Paylaşarak kazandığın tecrübenin, kazandığın birikimin çok daha keyifli ve değerli olduğunu düşünen bir insan haline geldim. Bu tabii ki de önüme çıkan fırsatlar ve bu fırsatları değerlendirdiğim haliyle bana daha farklı geri dönüşleri oldu. Bu sene 15. senem profesyonel olarak basketbolun içerisinde. Onun öncesinde Amerika'da Utah ve Montana eyaletlerinde iki farklı okulda işletme yöneticilik tahsilimi tamamlayacak şekilde okudum. Profesyonel kariyerimde de İstanbul'un Türk basketboluna katkı vermiş bütün takımlarını oynadım diyebilirim neredeyse. Sırasıyla Darüşşafaka, Beşiktaş, Anadolu Efes, Galatasaray, Fenerbahçe ve yeniden Darüşşafaka olacak şekilde. Bunların içerisinde, bu 15 senenin içerisinde yaklaşık 10 senede milli takım formasını giyme fırsatı yakaladım. Milli takımlarla Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımın parçası oldum. Milli takımların takım arkadaşlarının yanında, takım arkadaşlarının önünde kaptan olarak takımın
kaptanı olarak sahaya çıkma fırsatı yakaladım. Bunu söylerken bile heyecanlanıyorum hala yani. Ve basketbol sayesinde işte level 37'ye gelirken belki de çok farklı rozetleri toplama imkanı yakaladım. Sadece basketbol olarak değil. Kısaca öbür tarafa dönmem gerekirse 2011 yılından beri kendi sosyal girişimin başındayım. Ailece kurduğumuz adı Güler Legacy. Sosyal kelimesinin altını çizmek isterim özellikle çünkü hikayemizde paylaşımdan yola çıkarak basketbolun ve sporun evrensel dilini kullandığımız ve birleştirici gücünü kullandığımız ortamlar yaratıyoruz esasında. Bu ortamların başında tabii ki de yaz kampları geliyor. Abimle ben çok büyük fırsatlarla, çok şanslı bir şekilde yazları, belirli yazları Amerika'daki çeşitli yaz kamplarında geçirme fırsatı yakaladık. Ve benim için en önemlisi, en sevdiğim rozetlerimden bir tanesi. Bunlardan, bu kamplardan iki tanesi Michael Jordan'ın kamplarıydı, katıldım. Ve o kamplardan esinlenmemle, o kamplardan öğrendiklerimle, o kamplardan aklıma kazınanlarla 2010 Dünya Şampiyonası sonrası önüme çıkan imkanları yaz kampları olarak değerlendirme fırsatı buldum. Bu fırsatların içerisinde de Hakkari'li bir takımla tanışma fırsatı yakaladım ilk senemizde ve onları bizim kamplarımıza ücretsiz bir şekilde davet ettik. İlk kampımız 20 sporcuydu. 11 tanesi Hakkari'den gelen sporcular ve onların antrenörü şeklinde oldu. Yaklaşık 10 sene önce Mart 2011'de kurmuş, 2011'de Mart 2011'de kurmuştuk şirketi. Mart 2021'de 10. yılımızı kutlayacağız. Pandemi olmasa bu yaz 10. kampımızı yapıyor olacaktık ki inanılmaz heyecanlıyız ve onun için yapmaya çalıştık. Keyif verici halen. 900 sporcunun yaklaşık 400 küsürü ülkenin spor imkanlarının yetersiz olduğu 35 farklı ilden, yakın komşularımızdan Bosna, Azerbaycan gibi ülkelerden katılan sporcular oldu. Aynı zamanda Dubai'den Fransa'ya 8 farklı ülkeden de ücretli bir şekilde gelmiş sporcularımız oldu. Buradaki demin de bahsettiğim gibi ücretsiz katılan sporcularımızın işte ulaşımından kamp masraflarına, malzemelerinin tedarik edilmesine gibi hikayelerin hepsini çoğunluğunu ben kendim finanse ettim veya ailemle beraber finanse ettik. Bugüne kadar ama şirketimizi sürdürebilir bir şekilde finansal tablolarda eşite yakın bir şekilde gösterecek normlarda farklı organizasyonlar da yapıyoruz. Çoğu organizasyonlarımız da kurumsal dünya içerisinde gene basketbolun temel yetkinliklerini, basketbolun birleştirici gücünü ve evrensel tercüme gerektirmeyen dilini kurumsal dünya içerisinde olan spor severlerle paylaşacak turnuvalar, organizasyonlar, eğitimler düzenliyoruz. Burada da yani isim vermem doğru olmayacaktır şu anda ama Türkiye'nin büyük kurumlarıyla beraber işte managerial training programı seviyesinden, şirkete giriş seviyesinden neredeyse C-level seviyesine kadar her segmentte farklı insanlarla çalışma fırsatı yakaladık ve buradan aldığımız geri bildirimlerle de bu işi bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Nefessiz konuşuyormuş gibi geliyorum ama devam ediyorum bir taraftan. Kusura bakma böyle monolog şeklinde geçtiğinden dolayı. Diğer tarafından da 2012 yılından beri de melek yatırımcılık ekosistemini, daha doğrusu girişimcilik ekosistemini tanıyor ve bunun içerisinde bir melek yatırımcı olarak faal rol alıyorum. Türkiye'de 22'ye yakın olmakla birlikte şu an aktif ya da inaktif dünyadaki farklı bölgelerden de dahil olacak şekilde 25 tane yatırımım var. Bu yatırımların içerisinde çoğunlukla olarak finansal olarak yatırımcıyım ama rozetlerimi toplarken, kendimi geliştirirken, merakımı körüklerken işin içerisinde daha nasıl katkı verebileceğimi, daha finansal destekten çok değer yaratacak işleri nasıl yapabileceğimi öğrenerek geçirdiğim bir dönemde geçirdiğimi söyleyebilirim. Bununla birlikte de yaklaşık 1,5 senedir hatta 2 senedir spor girişimleri odağıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların ilk adımında
hızlandırıcı program olarak yaptık. Bu dikeyde Türkiye'de önemli fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Ben zaten sporcu olarak bir yana eğer bir gün profesyonel kariyerim bittikten sonra spor dünyası içerisinde kalacaksam muhtemelen iş tarafında olacağımı ve iş geliştirme tarafında olacağımı düşünüyorum. Antrenör ve saha içerisindeki tiksel dünya bana çok uygun gelmiyormuş gibi geliyor. Bunlarla beraber de gerçekten o ofis tarafında olan biteni çok merak ediyor. Farklı şekillerde yönlendirmeye çalışacak şekilde organizasyonlar yapıyoruz. Bu sene 6 tane girişimimizle şu an için ilk kohortta halen yatırım ve partner müşteri bulma süreçlerini devam ettiriyoruz. Bir taraftan da dün aslında tarihini değiştirdik. 18 Ekim'e kadar da ikinci kohortumuzun başvuruları devam ediyor. Buradaki bizim için en önemli olan etken eğer herhangi bir girişim spor ve e-spor dünyasının içerisinde bir problemi çözüyorsa bizimle tanışması Türkiye'yi, yakın coğrafyayı bir büyüme alanı olarak göreceği şekilde faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda e-sporla alakalı biraz daha dokunmak gerekirse mobil oyunlar da bizim çok girdiğimiz alanlardan bir tanesi. Sinan Güler Kimdir'in profil şeyi bu oluyor. Son olarak da şunu söylemek isterim ki felsefeye çok meraklı biriyim. Yaklaşık 6 senedir Stoa felsefesinin çeşitli ne derler büyük insanlarını yakından takip edip kendime hem kendisine hem etrafına daha yararlı ve mutlu bir insan olmam üzerine çaba gösteriyorum. Bu süreçte bence her şeyden önce ailemin ihtiyacı olan önceliklerin yanında kendi hayatımı ve kendi etrafıma yaydığım enerjiyi doğru şekilde yayabilmek adına benim önemli parçam olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel işe yarıyor ki yine enerjim buraya geliyor Sinan. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Yani kaçıranlar için sinangüler.com doğru bir adres midir bilmiyorum. Çok güzel söyledin. Spor dünyasında ve e-spor dünyasında bir problemi çözme fikri olan ve bu konuda da bir dijital çözüm geliştiren herkes Ekim ayının içinde sizin sitenizi takip edebilir, seni takip edebilir ve başlayabilir. Değil mi? Doğru mu? Sinangüler.com şu anda yenilenme aşamasında özellikle hızlandırıcı programı odağında Accelerator İngilizce hızlandırma nokta sinangüler.com şu an aktif ve başvuruları zaten oradan topluyoruz. Benimle alakalı çok kesinlikle daha aktif ve daha iyi iletişim kurmam gerektiğini bilmekle beraber kolay iletişim için Twitter herhalde en güzel mecra olacaktır. Ama aynı zamanda Instagram ve Twitter'da Sinan Güler olarak da geçiyorum. Biz de paylaşırız zaten. Bizim ekip de paylaşır doğru adresi. Hı-hı. Oradan biraz tabii oyunlaştırmaya bağlamak istiyorum. Yani sonuçta ben de Tabii mesela ki. ufak küçük yaş gruplarına mentorluk yaparken hep böyle çocuklar dünyadaki sorunları oyunla çözmeye çalışıyorlar. Hissediyorum böyle onların Hı-hı. gözlerinde oyun, dünyadaki şeyleri de oyunla çözmek çok heyecan verici oluyor. Sizin tarafta da senin de bir tane rozeti, baba rozeti Yasemin'den ötürü. Evet. Aslında eminim Yasemin'le olan günlük sorunlarda da bayağı bir oyunlara başvuruyorsundur diye düşünüyorum. Biraz oyunlaştırmayı da dinlemek isterim senden. Yani şimdi Baba Rozeti senin yanlış hatırlamıyorsam 8 yaşında bir çocuğun var. Ben şu anda Baba Rozeti'nde gerçekten çok yeni şey olarak bir sürü şey görüyorum. Hem sürecin içerisinde pandeminin denk gelmesiyle beraber birkaç level'ı belki hızlı atladığım ortamlar olabilir. Ama haliyle bu yaşlardaki bir bebeğin babasıyla olan iletişimi çok kısıtlı olabiliyor anneye olan bağlılığı ve şeyin içerisinde. Ama duyduğum kadarıyla kız çocuğu genelinde babayla olan bağlantısı farklı oluyor. En azından şey için çok heyecanlıyım ama yani birlikte oyun yaratabileceğimiz ve yani her şeyden oyunun çıkabileceği ortamları görmek heyecanlandırıyor. Ve oyunlaştırma dediğinde aklıma benim iki tane şey geliyor. Oraya bağlayacağım biraz daha. Bir tanesi zaten işte genel olarak hayatın içerisinde eğitimden geçtiğimiz her an aslında oyunlaştırabilir alanlar. Ya da çalıştığımız bir kurum için çalıştığımız her an veya kendi işimizi yapıyorken bile
kendimiz ve ekibimiz için yapabileceğimiz her şeyi oyunlaştırabilir alanlar. Bunu nereden görüyoruz? Muhtemelen şu an bizi izleyen çoğu insan bir şekilde mobil oyunla veya işte PlayStation'da veya bilgisayarda kendi kendine level atlayan bir oyunun bir parçası oldular ve orada o rozetleri toplamak, işte benim aklıma böyle ilk oyunlaştırmayla ne zaman karşılaştım diye geldiğimde işte Call of Duty'leri ve onun online'daki topladığın rozetler aklıma geliyor. 100'e kadar çıktığın vesaire. Yani o dünyayı düşündüğün noktada oyunlaştırmayı gerçekten hayatın her yerine sokabilirsin. Ben aslında sana da biraz bunu daha önceki sohbetlerimizde fırsat bulup bir araya gelebilsek konuşacağımız konulardan bir tanesi. Benim Güler Legacy'de kurmak istediğim sistemin içerisinde çok büyük oyunlaştırma fırsatları var. Antrenör için de var, sporcu için de var ve gönüllüler için de var. Senin ekibinde de çok fazla üniversite öğrencisi gönüllü var. Benim de ekibimde her yaz 30'a yakın gönüllünün dahil olduğu bir kamp ortamı yaratıyoruz biz. Üniversite öğrencileri sporu çok seven, muhtemelen işte federasyonun da farklı ortamlarda da gönüllü olarak etkinliklere dahil olmuş insanlar. Ve ben bu üçüne ayrı ayrı hem içerik besleyerek hem de onlardan geri dönüş aldığımız geri bildirimlerle onların hayatlarını farklı şekilde takip edebilme fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun bir oyunlaştırma sisteminin içerisinde çok kolay yapılabileceğini düşünüyorum. Önemli olan sadece o 2 aydaki noktaları doldurabilmek. Ve yani bu şu an mesela anlatırken böyle nedense tüylerim diken diken oldu. Çünkü 2 ayın içerisinde işte 10 senedir bizim yanımızda bir antrenör var. 2 tane antrenör var aslında. Üçüncü antrenörümüz de yaklaşık 7 senedir bizle beraber. Bu arkadaşlar mesela artık Grandmaster antrenörler, en top seviyedeler ve onların eğittikleri farklı farklı seviyelerde Güler Legacy'ye farklı katkıları olabilecek ve aslına bakarsan kendi dokunacakları sporculara farklı katkıları olabilecek. Bunların örümcek ağını oluşturmak, bunların seviyelerini belirlemek ve bunların içerik olarak doldurulması biraz böyle kafa patlatıcı bir şey oluyor ve böyle acayip heyecanlandırıyor beni. Oyunlaştırmayla da oyunlardan bağımsız olarak tecrübemde geneliyle işte bu dünyanın içerisinde olan biten şeyleri biraz takip etmekle oluyor diye söyleyebilirim. GameFed sizle tanışmadan önce uzun bir süredir Octalysis ve onların sistemlerini bir şekilde takip edip orada neler oluyor, bunları nasıl kendi işlerime ve yapmak istediklerime entegre edebilirim düşüncesiyle bakınıyordum ve o sırada da zaten sizi keşfettiğim dönemde onun Türk versiyonlarını araştırmaya başladığım dönem olduğunu söyleyebilirim. Umuyorum ki bu noktada da hem seninle hem de muhtemelen denk geleceğimiz derneğimizin diğer değerli insanlarıyla keyifli ve müthiş işler yapabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten heyecan verici. Benim için de bugün bir rozet olmuş oldu. Yani hayran olduğum bir kişiyle röportaj yaparak falan. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten Çok sağ olun. oyun sahada olan hani sonlu oyun deniyor. Simon Sinek'in son kitabını çok tavsiye ediyorum sana. The Infinite Games diye bir kitap çıkardı. Oyunlaştırmada biraz sonsuz oyun. Yani oyunlaştırmada kurallar değişir diyor. Hani işte sonlu oyun gibi değildir diyor. Daha iyisi olabilmek için herkes için iyileştirebilirsin diyor. O da işte aslında bence dünyadaki şeyi bir oyuna çevirmek. Yani yapılandırılmış kapalı bir oyundan çok hani oradaki kazanımlarla biz daha iyi olabilir miyiz'i sonsuz bir oyuna çevirmek oyunlaştırma oluyor. İşin biraz felsefi kısmı da var yani. İnşallah güzel Esasında günlerde böyle yan bölüyorum pardon ama yana yaparız. yani Simon Sinek örneğinden verdin. Stoacılığa da girdiğimde benzer fikirler ortaya çıkıyor bir şekilde. Ve özüne baktığında bütün felsefenin özü, bütün dinlerin de özü içini doğru okuyabildiğinde iyilik, paylaşım ve birlikte doğru değerleri yaratabilecek ortamlardan geliyor. Simon Sinek mesela kitabı direkt bakacağım ama garip bir şekilde sevgisini insanlarla koşulsuz paylaşan biri. Bu bence günümüz dünyasında çok manipüle edilebilir bir şey Doğru. etrafındaki insanlar tarafından. O yüzden
Yani öyle insanlara çok ihtiyacımız var biz ve bize liderlik edecek şekilde. Ve yani bir gün eğer o şekilde bir enerji yayabilecek, o şekilde bir sevgi yayabilecek bir ortama ben kendim gelebilirsem veya o öyle bir ortamın parçası olabilirsem ne mutlu bana. Seni çok hani destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Zaten son kitabında söylediği her oyun diyor, insanların hani dünyada bulduğu her oyun kazanmak için değildir diyor. Evliliği kazanamazsın diyor. Oyunu büyütebilirsin diyor. Yani oyun teorisine de uygun. Arkadaşlığı diyor kazanamazsın. Hani arkadaşlıkta bir şekilde büyütmen ve onu sürdürebilmen gerekir diyor. Oyunlar diyor sonlu değildir. Hani var olan iş hayatı biraz daha aslında oyun kurgularını yaparken hani prim sistemleri de bir oyun, okul sistemleri de bir oyun. Hani bakıyoruz böyle. Ama hepsi biraz rekabeti bireysel yapıyor ama gerçek hayatta biraz daha kolektif bilinçte bu sonsuz oyunlaştırma mantığıyla, sonsuz oyunu biraz daha büyütme mantığıyla yapmış. Çok teşekkür ediyoruz Sinan. Eminim bizim 2021'deki fiziki etkinliklerimizde de bizle beraber olacaksın. Ve Seve yani seve. çok hani grup da seni çok seviyor ve seni de hani çok güzel bir etkinlikte ağırlamak istiyoruz. Ama bu online etkinliğimizde de böyle bir sohbet yaptık. Paneldeki katılımcı arkadaşlar da sana çok selamlarını iletiyorlar. Bütün gönüllü arkadaşlarımız da seni inşallah güzel bir etkinlikte bekliyoruz. Güzel bir spor yılı diliyorum. Hem Sinan Çok Güler'e teşekkürler. hem Darüşşafaka takımına hem de Gülerlecisi spor hızlandırma programında çok güzel insanlar var. Onlara da selamlar olsun. Eminim sonradan izlerler. Ben de orada destek olmaya çalışıyorum. Elimden gelen tüm desteği de vermeye devam edeceğim. İnşallah böyle beraber daha güzel günlerde görüşürüz Sinan. Umuyorum en son kapanışa girmeden önce söylediğinle alakalı şunu da söylemek isterim. İş dünyasında da sporda da eninde sonunda belli şeyler takım oyunu. Ama takımın iyiliği adına birincisi bireyin kendi yapabileceklerinin kapasitesini bilmesi lazım. Kendi potansiyelini de bilebiliyor olması lazım. İkincisi kendi iyiliği için takımın iyiliğini düşünüyor olması lazım her şeyden önce. Ama aynı zamanda takımın başarısı için kendi elinden gelenin en iyisini yapıyor olması lazım. Bu düşünceyle böyle kapamak istedim bir anda. Umuyorum senin için de uygun olur. Olur. Çok teşekkür ediyorum davetin için ve en yakın zamanda fiziksel olarak ve güzel etkinliklerde görüşmek üzere. Herkese de selamlar. Çok teşekkür ederiz Sinan. İyi akşamlar, görüşmek üzere. İyi akşamlar.